Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesi'nin siyasi sınırlarının bir parçası olmakla birlikte, gümrük ve dış ticaret uygulamaları açısından gümrük hattı dışı sayılan yerlerdir. Örneğin İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İstanbul'un Tuzla ilçesinin sınırlarında bir bölgededir. İstediğiniz zaman Tuzla'ya gidebilir, buradaki dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz. Ancak serbest bölge sınırlarından içeri eşya götürüp çıkarmak istediğinizde veya burada ticaret yapmak istediğinizde yasalarla belirlenmiş kurallara uygun davranmanız gerekir. Serbest bölgelerin öncelikli amaçları şunlardır: İhracata yönelik üretim ve yatırımı teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ya da teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek, uluslararası ticareti geliştirmek. Eşyaların serbest bölgede bekleme süresi sınırsızdır. Gümrük antrepoları ve serbest bölge arasında kıyaslayamayacağımız kadar büyük farklar var aslında. Gümrük antrepolarında da eşyanın bekleme süresi sınırsızdır. Ancak bazı istisnalar durumunda eşya değişmeden beklemek durumundadır. Örneğin antrepo beyannamesinde kumaş olarak beyan edilen bir eşya, antrepodan kumaş olarak çıkmak zorundadır. Serbest bölgelerde ise üretim ve faaliyet işleri yapılabilmektedir. Örneğin serbest bölgeye kumaş olarak giren bir eşya, bu bölgedeki tesiste üretime sokularak, ceket olarak serbest bölgeden çıkabilir. Serbest bölgelerin başka avantajları var mı? Kurumlar vergisi istisnası, gelir vergisi istisnası, katma değer vergisi muafiyeti ve ucuz enerji avantajı. Serbest bölgeye alınan bir eşyadan teminat alınır mı? Serbest bölgeye giren eşyalar için gümrük vergilerinin karşılığında bir teminat alınmaz. Serbest bölgeden çıkarılarak Türkiye içine girecek olan eşyalar için Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'ne ithalat beyannamesi verilir. Tıpkı yabancı bir ülkeye eşya gönderir gibi ihracat beyannamesi ile yapılır. Örneğin bir Türk firması Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nden serbest bölgede faaliyet gösteren bir firmaya eşya göndermek istediğinde ihracat beyannamesi düzenler. İhracat beyannamesi çıkabilir statüye geldiğinde ise TR kodlu transit beyannamesi ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü varışlı bir transit beyannamesi düzenlenir. Bunun dışında örneğin Erenköy Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı bir antrepodan serbest bölgedeki bir alıcıya eşya gönderilmek istendiğinde sadece Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü varışlı bir transit beyannamesi düzenlenir. Ayrıca bir ihracat beyannamesi düzenlenmez. Serbest bölgelerde Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü ve Serbest Bölge İşleticisi bulunur. Bölgeye eşya giriş çıkışlarında öncelikle Serbest Bölge İşlem Formu düzenlenir. Serbest bölgelerin bir kodu yoktur. Bunun yerine bağlı olduğu Gümrük Müdürlüğü'nün kodu kullanılır. 18 adet serbest bölge bulunmaktadır.